Süper Lig'de ilk devre sonunda ve hani şöyle söyleyelim, son maçla birlikte, son maçın ardından yaşananlarla birlikte çok moralsiz bir konuma gelmiş bir Fenerbahçe ile karşı karşıyayız. Normalde tabii yani sene içerisine baktığımızda Avrupa Ligi'nde grubun lider bitirmiş, Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden, hani kura anlamında da belki de iyi de bir kura çektiğini söyleyelim. Hani bizim medyanın hani böyle refleksleri vardır. Hani genel olarak iyi bir kura çektiği söyleniyor. Biz de öyle söyleyelim. Buna devam edelim. Yani bütün bu olumlu şeylere rağmen yani ligde de çok fazla bir kopma yok. Yani 27 puanda liderin 6 puan gerisinde kalmış Fenerbahçe var. Hala şampiyonluk yarışının içerisinde. Kadro kalitesine baktığımızda hep söylüyorum, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadro kaliteleri gerçekten yukarıda. Ama herhalde o kadro kalitesinin sahaya yansıtamamış bir Fenerbahçe. Bir türlü takım olmayı becerememiş bir Fenerbahçe. Bir türlü iyi şeyleri hani mesela ilk devreye baktığımızda ligin tabii ki iç saha lideri, ki hani o da olmasa Fenerbahçe deplasman puanları gerçekten çok kötü. Fenerbahçe'nin deplasmanda hani averajı -2, ki Fenerbahçe gibi tekrar söyleyelim, hem iddiası itibariyle hem de kadro kalitesi itibariyle bir takım için bu bence kabus gibi bir istatistik. Yani deplasmanda sadece bir kere kazanabilmek herhalde Fenerbahçe'nin bu seneki olumsuz durumunu özetliyor. İç saha maçlarında dediğim gibi, ki orada da iki tane çok kötü mağlubiyet aldılar. Sonra Karabük karşısında elinden de hani Fenerbahçe taraftarını, belki de izleyici, futbol izleyicisini en çok şaşırtan, en çok üzen şey herhalde kaybedilen maçlardan çok futbolcuların bir türlü bir direnç göstermemeleri, kabullenmeleri, ki iç sahada böyle mağlubiyetler özellikle son senelerde Fenerbahçe'de çok olan şeyler değildi. Aykut Hocaman'ın işte istifası geldi, sonra yönetim kabul etmedi, geri döneceklendi falan, hala ortada bir durum var. Ben bunun da çok tabii ki devre arası var, hani bir ara verildi, ama buna rağmen böyle büyük kulüplerin böyle belirsizliklerde bırakmaları, bu kadar önemli detaylarını, bunun bir iyi yöneticilik olduğunu düşünmüyorum. Yani hoca istifa etti mi etmedi mi hala tam olarak kesinleşmemiş durumda. Yönetim istifa etmedi söylüyor, ama kocaman bu hani basın toplantısında insanların karşısına çıkıp istifa ettim diyen birisinden ister istemez biz de hani o tarz bir toplantı ya da bir açıklama bekliyoruz, ama o açıklama hala gelmiş değil. Bu hani iyi bir yöneticilik durumu değil, iyi bir durum, iyi bir kriz idaresi değil. Ben öyle gözüküyorum. Fenerbahçe krizlerle boğuştu. Şike sürecinden beri zaten böyle bir şey söz konusu. Ve hani bu krizlerin içerisinde takımın da olumsuz etkilendiğini söylemek herhalde yani şaşırtıcı bir, yani ekstra bir şey değil. Hani herkes bunu gördü zaten, ama ne olursa olsun hani böyle bu kadar dediğim gibi isteksiz ve arzusuz oynamak hiçbir futbolcunun herhangi bir sebebe, herhangi bir duruma, herhangi bir mazerete sığınarak açıklayabileceği bir şey değil. Fenerbahçe kadro kalitesinin çok altında kaldığı bir ilk yarı performansıyla Süper Lig'de kötü bitirdi. Ama tekrar söyleyeyim, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Hep eleştirilen Fenerbahçe'de hani hep söyleniyordu, Süper Lig hedeflerini merkeze alıp Avrupa Ligi'ni çok, Avrupa'daki başarıları çok önemsemiyor diye. Ama orada da bir çaba var. Bakalım bir bu belirsizlik ne zaman ortadan kalkacak? Aykut Kocaman'la yola devam edilecek mi? Yani bu ne zaman açıklanacak? Transferleri nasıl olacak, ki transferlerden de söz ediliyor. Fenerbahçe'nin hani Galatasaray gibi iyi bir kadroya sahip olmasına rağmen eksikleri yönünde transferler yapacağı, bazı oyuncularla yolların ayrılacağı konuşuluyor. Hani bütün bunları yan yana koyduğumuzda bakalım nasıl bir tablo var. Belirsizlik sürerken Fenerbahçe ile ilgili yorum yapmak şu aşamada biraz zor. Çünkü hani hoca değişikliği falan çok önemli etkiler Fenerbahçe'ye. Çok önemli etkiler. Kalacaksa onun stresi daha da enteresan olacaktır. Sonuçta iki kere istifa etmiş bir teknik direktör söz konusu. Hani yani bu bile olumsuz. Hocanın kafasında bazı şeyler bittiyse, hani onu ne kadar zorla orada tutarsanız tutun, bu da olumlu yansımaz. Bunun herhangi bir başarısızlıkta yeniden tekrarı söz konusu olabilir. O yüzden enteresan, belirsiz bir süreç. Ve şöyle söyleyelim, hani ilk devreye baktığımızda Süper Lig performansı açısından da kadro kalitesinin çok altında bir durumda kalmış bir Fenerbahçe ve bir başarısızlık söz konusu. İkinci devre öncesinde de bir belirsizlik var.